Takvim yaprakları 12 Ekim 1972 tarihini gösterirken, Uruguay'ın Montevideo şehrindeki Stella Maris Koleji'nin Old Christians isimli rugby takımı, Şili'nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşma için yola çıkmışlardı. 1970'lerin başında, Soğuk Savaş'ın tam da ortasında, kimsenin umurunda olmayan bir maç için, kimsenin umurunda olmayan iki Latin Amerika şehri arasında gerçekleştirilecek kimsenin umurunda olmayan bir uçak yolculuğu, insanlık tarihinin en dramatik ve en korkunç hikayelerinden birine kapı aralayacaktı. Her şey sona erdiğinde Katolik dünyasının lideri Papa, etkisi altındaki insanlara seslenmek zorunda kalacak ve sağduyu çağrısı yapacaktı. Bu basit uçak yolculuğu ardında unutulmaz bir hikaye ve hayata dair çıkarılması gereken dersler bırakacaktı. Hayatta başımıza ne gelirse gelsin, her zaman içimizi rahatlatacak tek bir cümle varsa o da muhtemelen şudur ki, her şey insanlar için. Başımıza her şey gelebiliyor. Hazır kış mevsimi bize göz kırpmaya başlamışken, hazır yavaş yavaş üşümeye başlamışken size dinlemeye değer bir şeyler anlatmaya karar verdim. Bugün anlatacaklarımla ilgili çok fazla şey yazıldı çizildi ama bugün anlatacaklarımın bu kanalın arşivinde mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Gelin 1972 yılında Ant Dağları'nda yaşananları bir de benden dinleyin. Uruguaylı Old Christians rugby takımı Şili'nin Santiago kentinde yapacağı maça uçakla gidecekti. Uruguay Hava Kuvvetleri genç sporcuların bu yolculuğu için elini taşın altına koymuş ve onları bir uçak tahsis etmişti. Yolculuk Fairchild FH-227 tipi bir uçakla gerçekleştirilecekti. Hollandalı Fokker'ın lisansı altında Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Fairchild tarafından geliştirilen model, Türk sivil havacılık tarihinde de izler bırakmış olan Fokker F-27'nin bir benzeriydi. İki turboprop motora sahipti, kabini basınçlandırılıyordu ve zor koşullarda da operasyon yapabiliyordu. Geliştirildi ve kullanıldığı yıllar göz önünde bulundurulduğunda iyi bir uçak sayılırdı. Yine de altyapı yetersizlikleri, pilotaj hataları ve akla hayale gelmeyecek birçok nedenden ölümcül kazalara karışmıştı. Olayları F-27 başlığı altında değerlendirecek olursak, Türkiye'de de bu uçak modelinin karıştığı kazalar vardı. 8 Mart 1962 tarihinde Adana'da yaşanan bir Fokker F-27 kazası var. En çok dikkat çeken kazalardan birisi. Eğer yorumlarda yeterli talep gelirse bu kazayla ilgili 25 Eylül Çarşamba günü bir video yapacağım hızlıca. Bu videonun ne zaman yayınlanacağını bilmiyorum. Ben pazar sabah 9.30 olarak hayal ediyorum ama 22 Eylül'de. İşte YouTube bu aralar toplu kurallarının suyunu çıkarttığı için her şey toplu kurallarıma aykırı diyor ve bu videonun da incelenmesi gerekebilir. Ama ben diğer video için kesin tarih veriyorum. 25 Eylül 2019 Çarşamba günü. 1962 yılında Adana'da yaşanan kaza ile ilgili bir video yayınlayacağım. Eğer yayınladıysam şuradan da kart çıkmıştır. Yani ilginç bir şeyler var o kaza ile ilgili. İnanın içinden çıkabilmiş değilim. Beraber kafa yoracağız. Alın size bu kanala abone olmak için ve tüm bildirimleri açmak için güzel bir motivasyon. 12 Ekim 1972'de Uruguay Hava Kuvvetleri'nin sporcular için tahsis ettiği uçak Carrasco Havalimanı'ndan kalkışını gerçekleştirmişti. Şili'nin Santiago şehrine giden rota Ant Dağları üzerinden geçiyordu. Aylardan Ekim'di ve Ant Dağları'nın fırtınalı havası o gün uçuş için elverişli değildi. Uçak geceyi geçirmek için Arjantin'in Mendoza şehrine indi. Bir gün sonra, 13 Ekim 1972 günü Santiago için tekrar havalanan uçak, bu kez Ant Dağları üzerinden geçen rotasına oturmuş, dağ geçitleri arasından süzülerek Santiago'ya doğru gidiyordu. Yine de her şey olması gerektiği gibi değildi. Uçak kalın bir bulut tabakası üzerindeydi ve pilotların aşağıda ne olduğuna dair görsel referansları yoktu. Ufak bir hesap hatası ölümcül olabilirdi. Öyle de oldu. Santiago için alçalma başlatmaya hazırlanan pilotlar, hava trafik kontrolörlerine Curico kenti üzerinde olduklarını rapor eder. Ancak o sırada henüz Ant Dağları'nın sarp tepeleri üzerinde uçuşlarına devam etmektedirler. Pilotlar, bulutların altında bir şehir olduğunu düşünürken, aslında yüksek tepelerin olduğunu fark ettiklerinde artık her şey için çok geç olacaktır. Şehir üzerinde olduklarını rapor ederek alçalma izni alan pilotlar, bulut altına indiklerinde Ant Dağları'nın isimsiz bir tepesiyle karşılaşır. İnsanlık tarihine damga vuracak bir uçak kazası yaşanmıştır. Uçakta bulunan 45 kişinin pilotlar da dahil olmak üzere 12'si kaza anında hayatını kaybetmiştir. 5 kişi ancak ertesi sabaha kadar dayanabilmiş ve bir kişi de kazadan 8 gün sonra ağır yaralarına yenik düşmüştür. Geriye kalan 27 kişi içinse son derece dramatik ve korkunç bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Güney yarımkürede Ekim ayının ortasında, Ant Dağları'nın 3200 rakımlı bir tepesinde taş ve kardan başka hiçbir şey yoktur. Etraflarında bir uçak enkazı ve onlarca ölü beden olan 27 kişi çaresizce yardım beklemeye başlar. Bu sırada uçakta var olan sandviçler ve bazı yolcuların valizlerine taşıdıkları gıda maddeleriyle hayatta kalırlar. Uçağın yalıtım malzemeleri ise soğuktan korunmak için kullanılır. Uçakta bulunan bir radyo ile frekans bulmayı başarırlar ve kendileriyle ilgili haberleri takip etmeye başlarlar.
Şili, Arjantin, Uruguay, 3 ülke arama çalışması başlatmıştır. Ancak karla kaplı dağlarda beyaz bir uçak enkazını bulmak hiç de kolay olmayacaktır. 8. günün sonunda arama çalışmaları sona erer. Hayatta kalanlar arama çalışmalarının sona erdiğini radyodan dinlerler. Hayatta kalanlardan biri, Gustavo Nikolic bunu iyi haber olarak yorumladı. Etrafındaki herkes ona şaşkın, anlam veremez hatta sinirli gözlerle bunun nesi iyi haber der gibi baktı. Nikolic'in ağzından tek bir cümle döküldü. Buradan kurtulmak bize kaldı. Zorlu yaşam koşulları altında hayatta kalmak her geçen gün daha da imkansız hale geliyordu. Kazadan 16 gün sonra 29 Ekim gecesi düşen çığ hayatta kalan 8 kişinin ölmesine sebep olmuştu. Geriye kalanlar artık kurtuluşun sadece kendi çabalarıyla mümkün olduğunu biliyordu. Uçağın kokpit kısmında bulunan telsizi kullanmaya çalıştılar. Ancak güç kaynakları yetersiz olduğu için bunu başaramadılar. Tek çarelerinin kaza alanından ayrılıp yardım bulmak olduğunu kabullenmeye başladılar. Ancak bunun bembeyaz tepeler ardından bilinmeze uzanan bir yolculuk olacağı aşikardı. Nerede oldukları, en yakın yerleşim birimine ne kadar uzakta oldukları ve doğru yönün neresi olduğu konusunda hiçbir fikirleri yoktu. En büyük sorunsa artık yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Önce uçaktaki gıda maddeleri tükendi. Sonra bavulların derisini yemeye çalıştı hayatta kalanlar. Ancak derinin içerdiği kimyasallar yüzünden yenilmesi imkansızdı. Saman çıkacağı ümidiyle koltukları parçaladılar ancak süngerden başka bir şey yoktu. Karla kaplı o yerde ne bir hayvan ne de bir bitki, açlıktan ölmek üzere olan insanların yiyebileceği hiçbir şey yoktu. Hayatını kaybedenlerin bedenleri dışında. Hayatta kalanlar birçoğu arkadaşı hatta aile üyeleri olan hayatını kaybedenlerin cesetlerini yemek zorunda kalmıştı. İlk etapta bu fikre kimse sıcak bakmasa da hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını ikna olmuşlardı. Bu hem çok dramatik hem de çok korkunç bir hayatta kalma hikayesiydi. Kazanın üzerinden 2 ay geçtikten sonra hayatta kalanlar arasından 3 kişi, Nando Parrado, Roberto Canessa ve Antonio Vizintin yardım bulmak için yola çıktılar. Önlerinde aşmaları gereken bir tepe vardı. 3 günlük tırmanış ardından Parrado ve Canessa, Vizintin'e kaza mahalline geri dönmesini söyledi. 3 günde tırmandıkları yerden inmek sadece 3 saat sürmüştü. Bu, sonuca ulaşması imkansız, beyhude gibi görünen bir kurtulma girişimiydi. Tam 9 gün boyunca zor şartlar altında yol alan Parrado ve Canessa, 9. gece dinlenmek için bir nehir kenarında durdular. Ay ışığında beliren bir silüet Canessa'yı çok heyecanlandırmıştı. Önce hayal gördüklerini sandılar ama gerçekten at üzerinde birileri vardı. Nehrin öteki tarafına seslerini duyuramadılar. Atlılar, yarın diye bağırarak oradan ayrıldı. Artık insanlık tarihine damga vuracak bu derin hikayenin mutlu sonla bitmesi, o atların sözünü tutmasına bağlıydı. Gün ağarınca atlılar geri döndüler. Durum ortaya çıkınca kurtarma çalışmaları başladı. Bundan sonrası tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği bir süreç haline gelecek, küçük bir Latin Amerika kasabası gazeteci akınına uğrayacaktı. Kazadan 70 gün sonra, 22 Aralık 1972 tarihinde kurtarma helikopteri sonunda kaza alanındaydı. İlk helikoptere kurtulanların bir kısmı alınabilmişti. Havanın kararması ve zorlu iklim koşulları yüzünden kurtulanların bir kısmı bir sonraki gün gönderilecek helikopterle kurtarılacaktı. 23 Aralık 1972 tarihi itibariyle hayatta kalanların tamamı kurtarıldı. Hayatta kalanlar arasında ilk gün helikoptere binemeyenlerin, yani enkaz alanında bir gece daha geçirmek zorunda kalanların o son gecesini hayal edebiliyor musunuz? 70 gün boyunca çok zorlu koşullar altında yaşamışsınız, ceset yemek zorunda kalmışsınız. Belki de bütün ümidinizi kaybetmişsiniz ve hayat size ikinci bir şans vermiş. İnsanlar neler yaşamışlar, neler hissetmişler. Yani biz, en çok biz yaşadık, en çok biz hissettik zannederken, dünya bizim etrafımıza dönüyor zannederken, kendi küçük dünyamızda her şeyi anlamlandırabildiğimizi düşünürken, neler olmuş neler dünyada. Kurtarma operasyonu sonrasında enkaz alanında çekilen bazı görüntüler basına sızdırıldı ve ne yazık ki bu görüntüler arasında gıda maddesi olarak kullanılmak üzere parçalanan cesetler de vardı. Artık bütün dünya bu olayın şokuyla çalkalanıyordu. Kazada hayatta kalanların Katolik olması olayı magazinel bir malzeme haline getirmiş ve Katolik dünyasında bunun uygun olup olmadığı tartışılmaya başlanmıştı. Dönemin Katolik lideri Papa 6. Paulus konuyla ilgili bir açıklama yapmak durumunda kalmış ve zorunda kalındığında hayatta kalmak için böyle bir şey yapılabileceğini söylemişti. Hayata dair çok fazla anlam çıkartılabilecek bir olay. Çaresizlik, mücadele, mecburiyet, mecbur kalmak, insanın yapabileceklerinin sınırları, hayatın size verdiği ikinci bir şans. Bunlar anahtar kelimeler, artık gerisini size bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.